Tekrar merhaba. Şimdi biraz gazeteleri konuşalım hadi. Gazetelerde bakalım neler var, neler yok, neleri yazmışlar, neleri yazar gibi görünüp yazmamışlar, neleri hiç yazamamışlar. Biraz bakalım. Bu arada Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını bir kez daha hatırlatalım. Cumartesi günü Ankara'da o patlama olmadı. 100 insan ölmedi. Akıldan bile geçirmeyin. Çok rica edeceğim. Yayının ilk bölümünde konuştuğumuz gibi kimse böyle bir şey düşünmesin. Hadi düşündünüz konuşmayın. Hadi konuştunuz ortalıkta konuşmayın. Ama böyle bir şey yok. Tamam mı? O yüzden şimdi gazetelerde bazı yerleri bakalım nasıl görecekler diye birazcık tırmalayacağız. Şimdi ana akım medya ile başlayalım. Hürriyet'in manşeti tarifeli aktarmalı. Tarifeli aktarmalı şöyle bir şey. Finlandiya Cumhurbaşkanı biliyorsunuz konuktu Türkiye'de. Dün hani o malum yerde yaşanan malum olay var ya, biz konuşamıyoruz bugün. Oraya gitti mesela anmaya. Yanında bizim Cumhurbaşkanımız da vardı. Bizim Cumhurbaşkanımız kendi gitmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi gitmeyi tercih etmedi. Konuk Cumhurbaşkanı'yla malum yere gitti. Hani adını söyleyemediğimiz o şey var ya oraya. O kişi işte Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Niinistö. Helsinki'den İstanbul'a Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle uçtu ve buradan Ankara'ya da aktarma yaptı, ortaya çıktı. Adam bir de İstanbul'da uçak değiştirmiş. Uçak değiştirmiş. Yani tarifeli uçmayı bırakın, uçak değiştirmiş. Ha, yok da mı uçmuyor? Ona da haberde yer verilmiş. 3 tane özel jet varmış aslında Finlandiya Hava Kuvvetleri'nde. Envanterde 3 adet Learjet 35 tipi özel jet bulunuyormuş. 8 koltuk kapasitesi olan uçaklar kısa ve orta menzilde kullanılabiliyormuş. Ama kalabalık uçtukları için heyet de geliyor adam tabi. Ya devletin parası ziyan olmasın demiş. Çok yanlış bir bakış. Çok yanlış bir bakış. Bizim hiç alışkın olmadığımız bir bakış. Saçma bir bakış. Finnair, bu arada Finlandiya'nın hava yolları, 1990 yılından beri İstanbul'a uçmuyor diye de bir hatırlatma yapılmış. Soruşturmada yayın yasağı. Hangi soruşturmada? Onu söyleyemiyoruz işte. Bir soruşturmada yayın yasağı var. Anlarsınız artık siz. Yani malum yerde malum bir şey olmuştu ya cumartesi günü. O soruşturmaya yayın yasağı getirildi. YouTube'dan izleme şansınız yok mu Yunus abi? Var. YouTube'da Yunus'un Ünlü adresinden izleyebilirsiniz ama zaten yayınlar medyascope.tv adresinden. Zaten yayınlanıyor. Yani Periscope profilinde yazıyor. Oradan YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Yayından sonra ben yüklüyorum oraya. Zaten Medyascope'da da sevgili arkadaşlar paylaşıyorlar. Bir yarım saat içinde falan. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği başkentte 97 kişinin öldüğü cumartesi günkü canlı bomba saldırısıyla ilgili soruşturmada yayın yasağı kararı aldı. Bugünün önemli haberi budur arkadaşlar. Hatta bugünün başka haberi de yok. Sadece bunun üzerine konuşalım. Çünkü bunun ardından hani medyada yasak mı var falan filan deniliyor. Öyle bir takım yandaş, yalaka tiplerde evet öyle diyorlar. Bu sektörün içinde yer almalarına rağmen, yani kendileri de en azından kategorik olarak gazetecilik yapmalarına rağmen. Alın bakalım şunu yorumlayın hadi. Sosyal medyaya yasak geldi ya. Sosyal medyada da bunu tartışmak yasak arkadaşlar. Bakın ne diyor mahkeme kararında, aynen. Soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medyayla internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vesaire yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Nasıl? Süper değil mi? Bu sansürde geldiğimiz son nokta artık. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Sansürün dibi budur. Artık başka da bir şey yok. Bakalım bu arada diğer gazeteler ne yapmış? Mesela hükümete yakın gazeteler nasıl görmüş bu olayı? Onlar da var mı mesela yayın yasağı? Yoksa yayın yasağı da mı sadece bizi kapsıyor ya? Ben artık böyle isme yayın yasağı gelebileceğini de düşünüyorum çünkü. DAEŞ ile PKK'nın şer ittifakı manşetiyle çıkmış Sabah gazetesi. Bunu ilk bölümde çok konuşmuştuk. Yani bu gerçekten saçma bir şey. Neyse boş verin. Ankara saldırısında hem DAEŞ hem de PKK'nın etkin rol oynamaları ihtimali yüksek görünüyor. Bakalım mesela yayın yasağı var mı, var mı, var mı? Evet, tahmin ettiğimiz gibi Sabah gazetesine yayın yasağı gelmemiş. Neden? Çünkü zaten bir şey yazmıyor. Hani eleştirecek bir şey yok falan filan.
Kanlı saldırı öncesinde bomba patlayacak tweet'i atan iki kişinin PKK bağlantısı belirlendi. Güzel. Bir tane daha soytarı var. İsmini anmayacağım. Gerçekten insan yerine koyup çünkü ceza davası açabilir. Onun mesela yazdığı bir gece önce yazdığı bir şey var. Mesela ona da bakmak lazım. PKK'lı olmadığını, AK Partili olduğunu söylüyor adam ya. AK Partili olduğunu söylüyor. Ve troll hesap falan değil. Ama gördüğünüz Sabah gazetesine yayın yasağı gelmemiş. Cumhuriyet'in manşeti besle kardeyi. IŞİD Türkiye'de örgütlenirken devlet görmezden geldi. İktidar yolunu açtı. AKP'nin Suriye'de koz olarak kullanmak istediği örgüt Türkiye'de korkunun adı oldu. Türkiye'de 10 bin cihatçı var denilmiş. Ve fotoğraflarıyla kardeş Surucu uçurdu abi Ankara'yı. Her şey Ankara'nın Suriye hesaplarıyla başladı. Bombalar 2 yılda böyle hazırlandı denilerek 5 ayrı başlıkta bugün gelinen noktayı anlatmış. Cumhuriyet Gazetesi Fırat Kozok ve Kemal Göktaş'ın haberinde aynı zamanda derleme haberler bunlar. Yani baştan beri ne olup bittiğini de anlayabileceğiniz haberler. Sözcü'nün manşeti oğlumu cezaevine atın dedim ama serbest bıraktılar. Kim söylemiş bunu? Canlı bomba şüphelilerinin anne babası. Düşünün artık canlı bombaların isimleri dün akşam açıklandı. Dün akşam üstü açıklandı ama annesine babasına ulaşacak şekilde 3 gündür biliniyor. Dünya alem biliyor zaten. Şeyin canlı bombası. O hani söyleyemediğimiz yer var ya o olayla ilgili canlı bomba. Ya söylemesi yasak da. Aslında ben bugün size güzel bir yemek tarifi de verebilirmişim. Geçmişte sevgili Deniz Arman yapmıştı. Basında en çok bu sansürün yoğunlaştığı günlerde 32. gün içinde kuru fasulye tarifi vermişti. Vallahi ben de size güzel bir kabak mücveri anlatabilirdim aslında. Neyse başka bir güne. Nasıl olsa bitmez. Yani yolun sonu geliyor artık da. Ama bir süre daha direnir. Posta'nın manşeti bu işte bir tuhaflık var. Ankara'da barış mitingine saldırıp 97 can alan iki teröristin polisin IŞİD'li canlı bombalar listesinde olduğu ve aylardır yakalanamadığı dün ortaya çıktı. Dün ortaya çıkmadı. Dün sadece insanlara da anlatılmak zorunda kaldı. Cumartesiden beri, cumartesi öğleden beri konuşuluyor. Ya şeyde duruyor işte, YouTube'da duruyor, medyascope.tv'de. Biz pazartesi sabah konuştuk arkadaşlar. Pazartesi sabah konuştuk. Hani o gün yayın yasağı yoktu, o yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Pazartesi sabah anlatmıştık. Hatta şu cümleyi, dün sabahki yayında da çok iyi hatırlıyorum, kullanmıştım. Sosyal medyada o ismin çıkıp çıkmayacağı tartışılıyor. Evet, o çıkacak diye. Bu şey değil ki, müneccimlikle yapılan bir iş değil ki ya. Gazeteciler biliyorlar bunu. Hani bizler, herkes bilgilerini birleştiriyor. Bu işten anlayan insanlar bilgilerini birleştiriyor. Ve bir yere ulaşmak hiç de zor değil. Ama ulaşamıyorsun işte. İstemezsen ulaşmıyorsun. Milliyet demiş ki, bizim kuşak son şans. Çok güzel. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir röportaj yapılmış. Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila. Yanında Sefa Karahasanoğlu'nu görüyorum. Sefa Karahasan'ı görüyorum. Gazeteci arkadaşlar hep biraz sanırım bir ziyaret. Milliyette başka bir cumhurbaşkanını görmek çok ilginç gerçekten. Oysa genelde tek cumhurbaşkanı olur milliyette. İşte milliyet farkı. Türkiye bombacının kimliğini yine milliyetten öğrendi. Ya arkadaşlar onu geçeceksiniz. Geçeceksiniz onu. Bakın ne diyorum, pazar sabahı. Pazar sabahı açın. Hürriyet gazetesinde var. Cumartesi gecesi İsmail Saymaz cumartesi gecesi bu isme işaret etti. Cumartesi günü aynı şekilde birçok insan bunu Ankara'da konuşuyordu zaten. Şimdi buradan hani icazet alıp kahramanlık yapmak çok anlamsız. Mülteciler şimdi de koz denilmiş. Bu haber mesela bugün aslında en çok konuşulacak haberlerden biri. Avrupa Konseyi Başkanı TASK bugün konsey toplantısı öncesinde kaleme aldığı mektupta Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürütmesi öngörülen mülteci eylem planına karşılık Ankara'nın öne sürdüğü vize kolaylığı gibi taleplerin ancak AB'ye giren mülteci sayısının azalması durumunda gerçekleşebileceğini söyledi. Türkçesi şu, siz mültecilerin sınırınızdan çıkmasını engelleyin, yani Avrupa'ya bize ulaşmasını engelleyin, biz de size para verelim, ayrıca vize kolaylığı getirelim. Nasıl? İnsan üzerinden ahlaksız pazarlık böyle bir şey işte. Milliyete de yayın yasağı gelmemiş, ne güzel. Ya vallahi buralarda çalışmak lazım. Ha bak özür diliyorum, katliama yayın yasağı biri var. Yasaklandı diye vallahi yazmışlar, helal olsun. Habertürk
Kanları yerde kalmayacak manşetiyle çıkmış banka başbakandan Ankara'daki katliamla ilgili mesaj denilmiş. İkizi de listede denilmiş. Şüpheli her şeyi, şüphelinin babası her şeyi Habertürk'e anlattı denilmiş. Babanın ifadesi burada da var. Biliyorsunuz az önce Sözcü'de de görmüştük. Oğlumu hapse atın dedim, serbest bıraktılar denilmişti. Bakalım yayın yasağı buraya gelmiş mi? Tweetçiler gözaltında. Galiba yok. Yayın yasağı gelmemiş. Habertürk'te de yok. Güzel. Bakalım Yeni Şafak, ki hükümetin seslerinden bir tanesidir. Yeni Şafak, IŞİD PKK pazar ortaklığı demiş. Tıpkı Sabah gibi. Ne kadar ilginç değil mi? Aynı manşet. Gerçi geçmişte biz 13 müydü? Toplam 13 gazeteyi mi görmüştük aynı manşetle çıkan? Olabilir. Tesadüf tamamen. Kötü niyetli düşünmemek lazım. Kötü niyetli düşünmek de Türk Ceza Kanunu kapsamına alınabilecek suçlardan biri olabilir. Nasıl ispat edeceksiniz? İspat etme zorunluluğunuz yok. Öyle diyorsunuz oluyor. Bakalım. PKK ve DHKPC'yi parlatmak için 40 takla atıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü. Evet, burada da yayın yasağı yok. Zamanın manşeti oğlumu polise bildirdim, serbest bıraktılar. Sözcü gibi tıpkı. Demin kimde görmüştük? Milliyet'te mi görmüştük? Milliyet gibi. Zaman gazetesi de oğlumu polise bildirdim, serbest bıraktılar diyerek canlı bombanın ailesiyle yaptığı söyleşiden bir paragraf kullanmış. Bir gün Adıyaman'da kime sorsanız gösterir. CHP'li Veli Ağbaba Ankara bombacısı için böyle dedi. Valla hani işte bu da işin farklı bir boyutu. O kadar bilinen bir katilden, bir suç makinesinden bahsediyoruz ki biz. O kadar bilinen bir insandan bahsediyoruz ki. Veli Ağbaba da onu anlatmış. Bakalım. Evet, burada da bir günde de yani yayın yasağını tanımıyoruz denilmiş. Dün de duyurmuştu zaten sosyal medya hesabından. Star gazetesi, ki Milli İrade'nin sesidir biliyorsunuz. AKP'nin yayın organıdır. PKK DAEŞ bağı var. Dördüncü gazete oldu. Değil mi? Yanlış hatırlamıyoruz. Sabah'ta gördük. Kimde gördük? Yeni Şafak'ta gördük. Şimdi akşamda gördük. Bir gazetede daha gördük arada, unuttum. O da aynı. Ha, Star'da. Star'da şimdi. PKK DAEŞ bağı var. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ifadesi bu var ama yayın yasağı yok. Neden? Çünkü Türkiye özgür bir ülke. Yayın yasağı yok. Hapiste gazeteci yok falan. Star okursanız böyle güzel bir kafa yapabiliyorsunuz kendinize. Pırıl pırıl. Özgür Günden, failler net, DAEŞ ve saray. Böyle bir iddiayla çıkmış. Vatanın manşeti vize tehdidi. Şu ben demin de konuşmuştuk ya. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın ifadeleri. Yani siz bize mülteci yollamayın, bizim sınırlarımıza girmesinler. Biz size vize kolaylığı sağlayalım. İnsan canı üzerinden pazarlık. Bu insanlar yurtlarından hiç ayrılmasalardı. Hah, dünkü haberimiz. Dün sosyal medyada söylemiştim ya, hani ayın 15'i yaklaşıyor. Şimdi trollere maaş ödemesi yapılır. O yüzden bunlar canavliyle saldıracaklar diye. Dün bu çalıntı araba hikayesine o kadar çok hakaret mesajı geldi ki yayından sonra. Gelsin, hiçbir önemi yok, dediğim gibi hani salladığım bir şey değil. Yalnız aralarında bazıları hakikaten böyle yazdıklarına, çizdiklerine bakıyorsunuz. Yani en azından bir şeyler okumuş, bir şeyler düşünmüş insanlar sanıyorsunuz. Onlardan biri şöyle bir şey yazdı. Çalıntı değil, otomobil zaten böyle yapılır. Ben de ısrarla dedim ki hayır, çalıntı. Neden biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin bu işin başına geçtiği söylenen bir bakanı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı, eğer çıkıp diyorsa ki biz tamamen yerli bir otomobil üreteceğiz. Bugün ne diyor biliyor musunuz Sayın Bakan? Evet, o araba Cadillac, biz üretim bandını satın aldık. O zaman çalıntı mı değil mi? Ne dersiniz? Bence çalıntı. Yalantı en azından, çünkü yalan var ortada. Ben bunu sıfırdan yerli üretim yapıyorum deyip bir yalan var. Halbuki ortada öyle bir şey yok. Bu çalıntı. Övmek de suç olsun o zaman demiş Deniz Köker. Olmaz. Onu yapamıyoruz maalesef. Çünkü övdüğünüz zaman sizi destekleyenler oluyor Deniz Hanım. Maalesef onu yapamıyoruz. Şimdilik sadece yermek suç kapsamında. Taklit değil alfabenin ağası.
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobil için Cadillac ve Saab taklidi eleştirisini yanıtladı. Işık, bu platformu TÜBİTAK aldı, sıfırdan kurmak 1 milyar dolara mal olurdu dedi. Nasıl? Lütfen bir ara not alın. Ne olur bu işin sonunda ne kadar para harcandığını konuşalım, olur mu? Ben iddia ediyorum ki bu hani 1 milyar dolara mal olurdu deniyor ya. O çok sallama bir rakam. Çok 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 sallama bir rakam. Çünkü yani biz babayı arıyorduk. Demek ki çıkmadı babayı. İşte katiller denilmiş. Taraf gazetesinin manşetinde. O da fotoğrafları kullanmış, yayın yasağını tanımıyor. Niye yakalamadınız abisi ifadesiyle çıkmış bugün Evrensel. Hakikaten öyle. Ama biz soruyu daha önce sormuştuk, o yüzden gerek yok. Bugün Suruç katliamı 3 aydır otopside denilmiş. Mesela bugün hani konuşamadığımız yerdeki konuşamadığımız olay var ya, onun yerine aslında mesela Suruç katliamını konuşabilirdik. Vallahi hep benim de sonradan geliyor aklıma. Nasıl olsa çok farkı yok ki. Hiçbir fark yok. Yani yapan adam aynı, aynı aileden. Atılan bombanın düzeni aynı, tarzı aynı. Yöneldiği insan grubu aynı. Ne fark eder ki? Demin gazeteyi okuduk mu? Hızlı geçtim. Suruç katliamı 3 aydır otopside. Bugünün manşeti. Akşamın manşeti. Mesaj PKK'dan, bomba DAEŞ'ten. Bakın akşam çıkaranlar çok zeki insanlar. Diğer 5 gazeteyle aynı manşet olmasın diye gazetecilik dilinde takla attırmak, habere takla attırmak denilen durumu yaratıp böyle çıkmış. Ama aslen söylediği şey başbakanın yaptığı açıklama. Ne demiştim pazartesi günü? Bunu anlatacaklar bize belli ki. Çünkü aynı mesaj üzerinden yürünüyor. PKK'yı parlatmak için takla atıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla yaptığı o hani şu anda konuşamadığımız yerde konuşamadığımız olayın ardından amma oluyor ya orası. Takvim, Demirtaş bunu tanıdın mı? HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Ankara'daki patlamayla ilgili hükümeti suçladı ama korkunç saldırıyı 9 saat önce Twitter'dan duyuranlardan biri HDP milletvekili adayı, diğeri PKK'lı militan çıktı. Yani doğrudan Selahattin Demirtaş'a bir soruyla çıkmış. İlginç. Hürriyet Zaman Gazcı Kardeşler. Vay. Diyor ki Doğan Medya Grubu şu Çalıntı Otomobil Projesi'ni diyor bir koro haline getirip itibarsızlaştırmaya çalıştı diyor. Bitince görün demiş Sayın Sanayi Bakanı. Biz de ondan korkuyoruz zaten. Bitmişini görebiliyoruz ayrıca ya. Sahibinden.com'a bile gitsen var zaten orada bitmişi. Adam satıyor, 96 modelini satıyor hem de. Neyin bitmişini merak ediyoruz biz. Yeter bu kadar hadi. Bugünlük bu kadar, gazete yeter. Fazla bile konuştuk. Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için. Yasaklar için de bu kadar konuşabildik ama dediğim gibi düşünceye yasak konamıyor ki. Söze yasak konuluyor ama insanlar düşüncelerini başka türlü de ifade edebiliyorlar. Siz orada, ben burada olduğum sürece daha çok konuşacak şeyimiz olur, merak etmeyin. Sağ olun, bugün de beni yalnız bırakmadınız, benimle birlikte oldunuz. Gazetelerin yazdıklarını ve yazamadıklarını konuştuk birlikte. Yarın sabah saat 9'da yine yapacağız aynı şeyi. Bakalım neler olmuş Türkiye'de, neler bitmiş. Önce bir gündem toparlaması, değerlendirmesi yapacağız. Ardından da gazetelere bakacağız. Sabah 9'da görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.